haklarınızı dahi savunmayacaksınız. Birbirinize rakip olacaksınız. Kendi aranızda kavga edeceksiniz. Oh ne güzel, muhtarlar bir şey istemiyor. Sorunlarından bile habersiz. Ondan sonra geleceğiz, bir sürü laf, edebiyat, sandıklara gidip oy vereceksiniz. Haklarınızı kim savunacak? Haklarınızı nasıl isteyeceksiniz? Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulması lazım. Bütün muhtarların bir çatı altında toplanması lazım. Ve o çatının muhtarların temel taleplerini, temel sorunlarını siyaset kurumuna aktarması lazım. Sadece bir partiyle değil, parlamentoda grubu olan her partiyle gidip görüşüp bizim şöyle bir sorunumuz var, bunu çözün demeniz lazım. Güç olduğunuz zaman, yani gücünüzün farkına vardığınız zaman hiçbir siyaset kurumu sizin karşınızda sessiz duramaz. Bir şey daha. İcra daireleri geliyor. İcra dairelerinden bol miktarda şey geliyor size. Tebligat geliyor. Siz tebligat memuru musunuz? Tebligat memuru musunuz? Peki karşılığında bir şey alıyor musunuz? Bir bedel alıyor musunuz? Bütçeniz olsa alacaksınız. Anayasa ne diyor? Angarya yasak diyor. Yani bedava iş yaptıramazsınız kimseye. Siz yaptırıyorsunuz devlet olarak. Hükümet olarak diyorsun, muhtara bunu götür tebliğ et. Polis arama yapacak, alıyor sizi değil mi? Hadi beraber gidelim. Sabahın köründe ev basalım. Siz de oradasınız. Demokrasi kadar güzel bir şey yoktur. İnsan hakları kadar güzel bir şey yoktur. Düşünce özgürlüğü kadar güzel bir şey yoktur. Bunun yerleşmesi, bunun yaygınlaşması, kırda ve kentte bunun oturmasının yolu muhtarlık kurumunun demokratikleşmesinden geçmektedir. Biz bugüne kadar demokrasiyi bir 100 yıl devirdik. 100 yıl 1923'ten 2023'e geliyor. Bir 100 yıl devirdik. 100 yıl içinde siyasetçiler idam edildi, gencecik çocuklar idam edildi, darbeler oldu vesaire vesaire vesaire. Şimdi bize bir görev düşüyor. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bu güzel cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak zorundayız. Bir araya gelmek zorundayız. Kavgadan uzak, özgürce tartışmalıyız, özgürce. Farklı düşüncelerden korkmamalıyız. Farklı düşüncelerin ne kadar değerli olduğunu farkında olmalıyız. Ve muhtarlık kurumu güçlendikçe demokrasimiz de güçlenecektir. Bir muhtar arkadaşım şöyle söylemişti Ankara'da muhtarlar toplantısında. Muhtar karakolun bekçisi, postanenin nöbetçisi değildir diye. E doğru. Bir şeyden emin olmanızı isterim. Bu anlattığım tablonun tamamını hayata geçireceğiz. Tamamını. Tek bir cümle eksiği olmayacak. Tek bir cümle eksiği olmayacak. Göreceksiniz muhtarlık kurumunun ne kadar saygın olduğunu. Göreceksiniz muhtarlık kurumunun kamuoyunda ne kadar değer kazandığını. Göreceksiniz muhtarlık kurumu güçlendikçe demokrasinin nasıl güçlendiğini. Ve tabii en büyük arzularımdan birisi de kadın muhtar sayısının fazla olmasıdır. Fazla olması. Kadınlara sözüm var. İnşallah, inşallah göreceksiniz, sözüm var. İnşallah gerçekleştiğinde az kaldı. Göreceksiniz. Devletin üst kademe yöneticilerin en az %35'i kadın olacak. En az %35'i. Üniversiteyi bitiriyor. İki diploması var. Yabancı dili mükemmel. Okuldan birincilikle mezun olmuş. Devletin üst kademesine gelince yok sen kadınsın burada çalışamazsın. Niçin kardeşim? Niçin? Kadın erkek eşitliğini sağlayacağız. Ve kadınlar toplumun güçlü bireyleridir. Buna inanıyorum. Annemin ne kadar güçlü olduğunu, evde ne kadar güçlü olduğunu biliyordum. En rahat dinlendiğim zaman, üniversitede okurken, yaz tatillerinde eve giderdim. En rahat dinlendiğim zaman, başımı annemin dizine koyup, onunla bir anlamda konuştuğum zamandı. Olağanüstü güzel bir şey. Muhtar kardeşlerim, sorunlarımız var. Ama şundan emin olun, çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. Bütün sorunlar çözülür. Akılla,
mantıkla, bilgiyle, birikimle, erdemle bütün bu sorunlar çözülür. Sorunu çözmenin yolu şudur. Masa başında oturup ben sorun çözeceğim derseniz sorunu çözemezsiniz. Sorunu çözmek istiyorsanız sorunun muhataplarıyla konuşmak zorundasınız. Muhatapları dinlemek zorundasınız. Sonra çözüm üreteceksiniz. Ürettiğiniz çözümleri de muhataplarınıza göstereceksiniz. Acaba bir yerde eksiğimiz fazlamız var mıdır diye. Ondan sonra bu sorunu çözmeye başlayacaksınız. Gelişmiş ülkeler böyle yapıyorlar. Demokrasi gelişmiş ülkelerin kuralları bu. Niye biz böyle yapmıyoruz? Hangi gerekçeyle böyle yapmıyoruz? Yeni bir barış evresine gireceğiz hep beraber. Huzur evresine gireceğiz. Bu pahalılığa da son vereceğiz. Allah'ın izniyle bu pahalılık da olmayacak. Bütün bunları düzelteceğiz. Ülkede kim üretiyorsa, kim alın teri döküyorsa, kim çalışıyorsa onun kazanması lazım. Havadan para kazanma dönemini bitireceğiz. Londra'daki tefecilere 83 milyon mahkum edilmiş vaziyette. 192 milyar dolar faiz ödedik. 192 milyar dolar. Yazık günah değil mi ya? Hepimiz ödüyoruz. Hepimiz ödüyoruz. Ekonomiyi de, sosyal hayatı da, barışı da, huzuru da, kardeşliği de bu memlekete getireceğiz. Sadece bize mi? Söyledim muhtar kardeşlerim. Suriyelileri de en geç 2 yıl içinde kendi ülkelerine davulla zurnayla göndereceğiz dedi. Buna da itiraz ettiler. 2 yıl içinde gönderemesin dediler. 2 yıl. En geç 2 yıl içinde göndereceğiz. Onu da anlatayım nasıl göndereceğimizi. Bilmezler çünkü. Bilmezler. Çünkü devleti yönetmesini bilmiyorlar. Dış politikayı bilmiyorlar. İlk yapacağınız iş Suriye ile Türkiye, Suriye ile Mısır arasında derhal büyükelçilikleri açacaksınız. Niye kavga edelim? Suriye'dekiler bizim akrabamız değil mi? Akrabamız. Ezo gelin nerede? Ezo gelin Suriye'de. 2. Yeter mi? Hayır. Suriyelilerin, Türkiye'deki Suriyelilerin yolunu, köprüsünü, okulunu, kreşini, hepsini yapacaksınız, hastanesini. Neyle? Avrupa Birliği'nin fonları var. Yapın diyorlar. Kim yapacak? Bizim müteahhitler yapacak. Gitsin yapsınlar. Yeter mi? Yine yetmez. Sonra oradaki Suriyeliler, buradan gidecek Suriyelilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması lazım. Yani yeniden Esad'ın saldırmaması lazım. Bunu sağlayacaksınız. Birleşmiş Milletler'le konuşacaksınız. Onların can ve mal güvenliklerini sağlayacaksınız. Teminat altına alacaksınız. Yeter mi? Yine yetmez. Sonra oraya Gaziantep'li iş adamlarına diyeceksiniz ki gidin fabrikaları kurun. Tek şey isteyeceksiniz onlardan. Kazandığınız parayı, dolarları Türkiye'ye getirin. Bitti o kadar. Şimdi can güvenliği var, okulu var, hastanesi var, kreşi var, evi var, barkı var. Artı işi de var. Niye Türkiye'de asgari ücretin yarısına çalışsın? Niye sefalet ücreti alsın? Her şeyi var zaten. Hepsi gider oraya. İstanbul'da Suriyelilerle toplantı yaptım ve bunu anlattım. Böyle olursa biz Türkiye'de kalmayı zaten gideriz. Biz niye asgari ücrete günün 18 saati, asgari ücretin yarısına günün 10 saati çalışıyoruz? Kendi memleketimde çalışırım ve huzur içinde. Sadece Suriyelileri göndermekle kalmayacağız. Allah'ın izniyle Orta Doğu'da barışı da sağlayacağız. Kavgayı da bitireceğiz Orta Doğu'da. Ve Türkiye Orta Doğu'nun en güçlü ülkesi olarak yeniden büyük rolünü üstlenmiş olacaktır. Efendim hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Şimdi yerime geçeceğim. Sizler soru soracaksınız. Ben de cevaplayacağım. Sizden istediğim şu. Aklınıza gelen her soruyu rahatlıkla sorabilirsiniz. Her soruyu. Ya acaba bu soruyu sorsam acaba genel başkan üzülür mü? Hiç üzülmem. Acaba bu soru da genel başkana sorulur mu? Sorulur, niye sorulmasın? Buradayken siz soracaksınız. Ama bir şeyden emin olmanızı isterim. Soracağınız her soruya büyük bir samimiyetle cevap vereceğim. Yani şöyle yapmayacağım. Ya bu soru dur alttan gireyim, üstten çıkayım, yandan şey nasıl yuvarlarız işte. Yok öyle yok. Ne sorulduysa açık, net cevabını vereceğim. Bundan emin olmanızı isterim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'da muhtarlar buluşmasında konuştu kürsüden ve özellikle ekonomi yönlü muhtarların sıkıntılarını biliyoruz dedi. Ekonomi yönlü bir konuşma, ekonomi temel.